Selamlar herkese. Ben şu anda Üsküp'teyim. Bugün Ohri'ye gideceğim otostopla. Şimdi şöyle durağa doğru yürüyorum. Duraktan otobana doğru giden bir otobüse bineceğim. Sonra da otoban yakınlarından otostopa başlayacağım. Şöyle otobüs durağına doğru ilerliyorum şu anda. Bir tane belediye otobüsüne bindim. Şehrin bayağı dışına kadar geldim. Şimdi şu yol ileride otobana bağlanıyor. Oradan da Ohri'de doğru gidilebiliyor. Ben buradan başlayacağım otostop çekmeye. Otobana doğru yürüye yürüye ilerleyeceğim buradan. Otobüse binmeden önce de çarşıdan şöyle şunlardan aldım iki tane. Tanesi 45 dinar yani 75 sent ediyor. İki tanesi 1,5 euro. Öyle şimdi bunları atıştırıp birazdan otostopa başlayacağım yavaş yavaş. Şöyle bir yerdeyim. Abi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle bizdeki hamur kızartması var ya, yağda kızartıyorlar. Onun içine kaşar koymuşlar. Öyle bir şey bu. Ama güzelmiş, lezzetli yani. Bayağı iyi. Şöyle bir kağıda yazdım Ohri diye. Böyle başladım otostopa şimdi şuradan doğru. Bir yandan da şöyle ilerliyorum. Galiba yakında bir yerde otoban girişi var. Varsa eğer oradan çekmek daha güzel olur. Ama ufaktan ufaktan burada da çekiyorum yani otostopu. Şu virajın ilerisinde belki bir saate yakın otostop çektim. Adamlar almadıkları gibi en ufak bir tepkileri dahi yok ya. Hani sağa döneceğim, sola döneceğim, araba dolu falan. Hiç en ufak bir tepkileri yok yani. Normalde böyle işaret verirler işte sola döneceğim, sağa döneceğim. İşte araba dolu falan yapıyorlar böyle. Yok ya. Ben de buraya geldim. Bakalım burada nasıl olacak? Orada görmüyorlar mıydı? Ne oluyordu bilmiyorum ki. Abi 2 saat oldu. Hala yok ya. Ve en ufak tepki de vermiyorlar yani bak. 2 saattir otostop çekiyorum. Otostop çektiğim araçlar en ufak tepki dahi vermiyor yani. İnanılmaz ya. Böyle bir şey yok yani. Çok kötü. Bir tane araba aldı beni. Tetova'ya kadar geldik. Otobandan çıktık. Otoban çıkışında polisler durdurdu. Daha doğrusu ben arabadan indim. Sonra polis geldi yanıma. Dedi ki burada otostop çekme dedi. Halbuki otoban değil. Niye anlamadım yani. Sonra bir 5-10 dakika bekle burada dediler. Artık otobüse mi indirecekler? Ne yapacaklar bilmiyorum. Bekliyorum burada.
Bir takım değerli abilerimiz geçecekmiş buradan. O yüzden yani yolun kenarında benim olmamı istememişler. Hatta yolu falan kapattılar onlar geçsin diye falan. Mevzu oymuş yani. Ben de bir şey oldu zannettim var ya. Bir an bir korktum da Allah'tan bir şey olmadı. Şimdi burada otostop çekmeye devam edeceğim ben. Beni bir araç aldı. Ghost'u var diye bir yere getirdi. Şöyle bir yer. Şimdi şu ileriden otostop çekeceğim. 107 kilometre kaldı. Saat kaç oldu bir bakayım. Saat 2.30. Sabah 9'a çeyrek vardı ben hostelden çıktığımda. 10'da otostopa başlamış olsam 4.5 saattir otostop çekiyorum. 40-50 kilometre yol geldim anca. Hadi bakalım. Şimdi şu ileriden otostopa devam edeceğiz. Bir tane tır aldı beni. Arnavutluk üzerinden Karadağ'a gidecekmiş. Arnavutluk sınırı da Ohrid'e yakın. Şurada Struga diye bir yer var. Orada Arnavutluk Makedonya sınırı var. O tarafa doğru gitti. Burada yol ayrımında indik. Ben şimdi Ohrid'e doğru gidiyorum. 7 kilometre bir yolum var hala. Saat 5.30 oldu bak. Sabah 9'a çeyrek kala çıktım ben hostelden. İşte belediye otobüsüne bindim. Hadi 10'da ben otostopa başlamış olsam saat 5.30 falan oldu. Yani 7.5 saattir 150-200 kilometre yolu gelmeye çalışıyorum ya. İnanılmaz. Burada otostop çok zor gerçekten. Neyse hadi bakalım. Şu 7 kilometre yolu bakalım kaç saatte gideceğim. Araba bulabilecek miyim yoksa yürüyerek mi gideceğim onu merak ediyorum şu anda. Bu sefer kolay araba buldum. Hemen geldim. Saat 6'ya çeyrek var. Ohri'ye ulaştım şu anda. Şuradan sağa dönüp 100 metreleri gidince Ohri Gölü oradaymış hemen. Old Town'da orasıymış. Önce benim bir şey yemem lazım ama çok açım şu anda. Böyle bir uygun fiyatlı hamburger, döner ne bulabilirsem hemen gömmem lazım. Çok açım. Şöyle bir bakalım nerede var yiyecek bir şey. Hello. Hello. How much is one hamburger? One hamburger? We don't have hamburger. Sorry, you don't have? No. Pizza? Pizza, 80 dinar. 80 dinar. 80 dinar. Okay. Thank you, have a good day. Ben bayağı bir restoranlara dolaştım. Her şey çok pahalı. Mesela hamburger 160 dinarla 190 dinar arası. Yani neredeyse 3 euro falan. Ben de markete gittim. Kruvasan aldım şöyle. Bunlar tanesi 20 dinar. 4 tanesini 80 dinara aldım. Şöyle de 20 dinara bir tane de 1,5 litrelik su aldım. Yani 100 dinara geldi bana. Kaç para ediyor? 1,65 euro falan. Yani 1,5 eurodan biraz fazla. Fena değil, güzel. Şimdi bunları yiyeceğim. Sonra da çadır kuracak bir yer bulmam lazım. Burası beklediğimden çok daha şehirleşmiş bir yer çıktı. Şurası Ohri Gölü bu arada. Ohri Gölü'nün kenarındayım şu anda. Bir de burası çok muhafazakar bir yer baksanıza. Böyle sürekli dini figürler var her yerde. Mesela şu. Şurada da var bir dini heykel. Ha şurada. Öyle yani bayağı dini figürler var burada. Bayağı muhafazakar bir yer burası. Şimdi burada benim çadır kuracak bir yer bulmam lazım. Ama nereye kuracağım bilmiyorum. Bir bakacağız.
Günaydın. Ben dün gece şöyle bir yerde kamp yaptım. Şöyle az da olsa ağaçların arasından doğru bir göl manzaram var. Şimdi apar topar hemen toparlanıp bir an önce yola çıkmam lazım. Önce bir Ohri'de kısa bir şehir turu yapacağız. Böyle gezilmesi gereken yerleri gezeceğiz. Sonra da Tiran'a doğru yola çıkmam lazım. Çünkü burada otostop çok zor, çok yavaş ilerliyor. Dün 150-200 kilometre civarı bir yolu 7 saatten fazla sürdü gelmem. Bugün de 131 kilometrelik bir yolum var Tiran'a kadar. Bir de sınırdan geçeceğim. O yüzden acele etmem lazım. Saat şu anda 8.30. Bir an önce toparlanıp yola çıkmam lazım. Çantamı kamp yaptığım yerde bıraktım. Şimdi şehir turuna başladım. Şu anda Aziz Yuhanna Kilisesi'nin önündeyim. Buraya aynı zamanda Kaneo Kilisesi de diyorlar. 13. yüzyılda yapılmış bu kilise. Osmanlı döneminde cami olarak da kullanılmış. Sonra en sonunda tekrar restorasyondan geçmiş. Şu anda burada büyük ihtimalle ibadet yapılmıyor. Çünkü kapıları falan kilitli. İçine de girilmiyor. Çevresi dolaşılıyor sadece. Şehrin simge yapılarından birisi. Çünkü böyle çok güzel bir göl manzarası eşliğinde. Harika bir manzarası var. Hatta şu yukarıdan daha güzel görünüyor. Şimdi oraya çıkarız. Oradan da bir gösteririm. Baksanıza böyle çok güzel bir bahçesi de var. Şöyle oturabiliyorsunuz şuralarda. Harika ya gerçekten. Bugün hava da çok güzel valla. 10 numara ya. Abi baksanıza ne kadar güzel görünüyor. İşte bu görüntü sayesinde şehrin simge yapılarından birisi. Şimdi kaleye çıkmaya çalışacağım. Umarım bulabilirim. Şuradan doğru yukarı çıkınca büyük ihtimalle kaleye ulaşacağım diye düşünüyorum ama emin değilim yani. İnsanlara sordum buradan doğru gidiliyormuş şu yoldan. Şurada da binalar var. Ne olduğunu bilmiyorum. Dün akşam da geldim buraya. Karanlıktı, ışık falan yanmıyor. Şimdi şöyle gidiyorum kaleye doğru. Kaleye geldim. Giriş 80 dinarmış. Hayatımda ilk kez bir kaleye giriş ücretinin olduğunu görüyorum. Tam da cebimde Makedonya parası olarak son 80 dinar kalmıştı. Onu verdim. Tam denk geldi vallahi. Şimdi şöyle surlara çıktım. Böyle bir manzarası var. Şöyle verelim bakalım. İçerisi de şöyle. Bu kalenin çok bir olayı yok ya. Manzarası fena değil de o da zaten şöyle yani kafayı uzatınca falan zar zor görünüyor. Düşündüğüm kadar bir olayı yok buranın yani. Bir de şu tarafa gidelim belki orası güzeldir. Çöp. Abi bak bu Kosova ile Makedonya da çöp konusunda Türkiye ile aynı ya. Hatta bunlar daha pis. Bizim artık temizleniyor mu ne oluyor bilmiyorum. Yol kenarları falan bunlara göre daha temiz Türkiye'de. Bunların yığın halinde çöpler var yol kenarlarında. Bizim temizleniyordur büyük ihtimalle. Temizlenmezse bizim de öyle olur yani. Bunlar demek ki temizlemiyor. Abi şehrin biraz dışına çıkıyorsun böyle. Hani böyle nasıl diyeyim? İşte çıkış noktası diyeyim yani. Tam artık bizde sanayi falan olur ya böyle. Sanayi varsa şehrin çıkışıdır falan. Öyle bir yer düşünün. Oradaki otobüs duraklarının etrafı yığınla çöp böyle yani. Yığınla ya. Öyle bir, böyle bir şey yok yani.
Bizde yine en azından şehrin çevresi temizdir. Böyle şehirler arası yolların kıyıları biraz kirlidir ama şehirler arası yolların kıyısı da bunlar kadar pis değil bizim. Herhalde temizliyor birileri. Karayollarım temizliyor. Kim temizliyor bilmiyorum. Bak manzarası böyle buranın da. Bu manzara güzelmiş cidden. Şimdi böyle yüksek bir kule gibi bir yere çıktım. Abi işte beklediğim buydu. Şimdi oldu, beğendim burayı. Şu an beğendim. 80 dinar hak ettiler. Şimdi abi baksanıza çok güzel. Şimdi Aziz Clement Kilisesi'ne geldim ben. Burası, burada Ayasofya Kilisesi diye bir kilise daha var. O kiliseden sonra en önemli ikinci kilise. Buraya girmek de ücretliydi. Euro ile ödenebiliyormuş. 2 euro ödeyerek girilebiliyor. Eğer Makedonya parası varsa da 100 dinarla girilebiliyor buraya. Şimdi Ohri, Slavlar için çok önemli bir yer. Çünkü Kiril alfabesinin doğduğu yer olarak biliniyor burası. Burada da Aziz Clement diye birisi yaşamış zamanında. Slav dili ve kültürünün eğitimi açısından ve Kiril alfabesinin çocuklara öğretilmesi açısından çok önemli çalışmalar yapmış. Zamanında burayı da 3000'den fazla çocuğun eğitimi için kullandığı söyleniyor. Yani onlara Slav dili ve kültürünü ve aynı zamanda Kiril alfabesini öğretmek için bu mekanı kullanmış zamanında. O yüzden şehirde Ayasofya Kilisesi'nden sonra en önemli ikinci mekan olarak biliniyor burası. 893 yılında Aziz Clement tarafından yapılmış. Osmanlı döneminde de uzunca bir süre cami olarak kullanılmış burası. 2000 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Çok süslü ve güzel bir yapı gerçekten. Şöyle arkasında da göl manzarası var. Şöyle üstünde kapının üstüne böyle freskler var. Hello. Can I take video? Video çekmek yasakmış. Kapatıyorum. Kilisenin içinde çekim yapmak yasaktı ama gizli saklı bir şeyler çektim. Abi adamlar böyle bir yeri camla kapatmışlar, tamam mı? Ne olduğunu anlamadım. Böyle yer var. Yerde ne varsa artık bir böyle izler var. Onun üzerini camla kapatmışlar. Yani insanlar o izleri görsün diye. Adamlar camın arasından doğru yerin altına para atmışlar. Oraya para atmışlar yani. Hani abi batıl inançlar bile ne kadar benziyor birbirine toplumlar arasında, inançlar arasında. Bak kilisenin manzarası da bu. Çok güzel gerçekten. Bir de sürekli birileri geliyor. İşte nerelisin falan filan. Allah Allah diyorum. Ne bu sıcaklık, ne bu samimiyet. Ondan sonra diyorum Türk'üm. Gel kardeşim sana buranın tarihini anlatayım falan. Çok var burada böyle. Bir sürü insan geliyor. Herkes geliyor soruyor. Küçük bir tip karşılığında diyor sana diyor buranın tarihini anlatabilirim. O değil de buraya girmek için 2 euro verdim ama kesinlikle değdi. Çok güzel bir yer bu kilise. Yani Ohri çok güzel bir yer. Yani tavsiye ederim, bak Balkan turu falan düşünüyorsanız, böyle Balkanlara gelmeyi düşünüyorsanız Ohri kesinlikle atlamayın. Bak çok güzel bir yer. Gerçekten. Bu kilise de çok güzel. Ohri'ye gelirseniz bu kiliseye girin yani. Buraya verdiğiniz para değer. Şimdi şehre doğru inelim bakalım yavaş yavaş.
Ohri'nin en önemli yapısı Ayasofya'nın önündeyim şu anda. Burası 11. yüzyılda inşa edilmiş. İçindeki fresklerle ünlü. Fresklerin en ünlüsü de Hristiyanlığı terk etmedikleri için Romalılar tarafından donarak ölümüne sebep olunan 40 şehitler freskiymiş. Ama içeride çekim yapılması yasak şu anda. O yüzden çekemiyorum maalesef. Bayağı güzel bir yapı. Şimdi şöyle bir şehri gezelim, caddeleri. Çok güzel sokaklar var buranın, Safranbolu gibi. Şimdi Ohri'nin meydanına geldik, göl kenarına. Burası kafelerin, restoranların olduğu yerler. Çok güzel, çok lüks mekanlar var burada. Şu ilerisi de meydan. Yukarıya doğru da buranın ana caddesi gidiyor. Aziz Clement Caddesi diyorlar oraya. Kiliseyi gezerken söylemiştim. Aziz Clement bu Ohri için çok önemli bir insan. Çünkü Slav dili ve kültürünü ve aynı zamanda Kirli alfabesini yaymak için çok önemli çalışmalar yapmış. O yüzden Ohrililer çok önemsiyorlar bu insanı. Bir de buranın insanı çok muhafazakar insanlar, Ortodoks bunlar. Burası Hristiyanlık açısından çok önemli bir yermiş tarih boyunca. O yüzden buradaki insanlar bayağı bir dindar. Hatta şu tepede bir yerde bir haç var ama gece ışığı yanınca belli oluyor. Şu anda görünmüyor. Öyle yani. Şimdi önce ben şurada bir tane market var. Marketten yine bir kruvasan alayım. Kahvaltımı yapayım. Sonra da şu Aziz Clement Caddesi'ni gezelim. Sonra yola çıkmam lazım. Saat 12'ye geliyor. Akşam olmadan Tiran'a varmam lazım. Meydanda şöyle bir yer varmış. Bir sorayım dedim kredi kartı geçiyor mu diye. Kredi kartı geçiyormuş. Bir tane hamburger söyledim. Daha doğrusu cheeseburger. 120 dinar yani 2 euro. Hamburgerlerde 140 dinar. 2,5 euro olmasa da ona yakın işte. Ondan sonra şimdi bunu yiyeceğim. Sonra da çantamı alıp yola devam edeceğim. Burada hamburgerler Kosova'ya göre çok daha pahalı. Kosova'da Priştine'de 1 euroya hamburger vardı. Prizren'de de 1,5 euroydu ortalama. Ama buradaki hamburgerler oraya göre çok daha doyurucu. İçini böyle ağzına kadar patatesle falan dolduruyorlar. Chicken burgeri yedim. Hayatımda yediğim belki de en kötü chicken burgerdi. Sanırım tavuk tam pişmemiş. Bilmiyorum, sevmedim ya. Doymak için yedim yani. Şimdi Aziz Clement Caddesi'ndeyim. Burası Ohrid'in en işlek caddesi yani. En meşhur caddesi. Burada böyle hediyelik eşyacılar. İşte ufak tefek restoranlar. Etkinlik yerleri var yani. Fotoğrafçılar, takıcılar falan var. Kolyeciler var. Öyle bir cadde burası. Şimdi ben çantamı alıp yola çıkacağım. 11'e çeyrek var saat. Bir an önce yola çıkmam lazım. Çünkü dediğim gibi otostop burada çok zor ilerliyor. Akşam olmadan Tiran'a varmam lazım. Ben çantamı aldım, üstümü de değiştirdim. Şimdi otostop çekeceğim yere doğru gidiyorum. Haritadan kestirme bir yol gördüm yürümek için. Oraya doğru gidiyorum. Şöyle az önce kaleye çıktığım yoldan doğru geçiyor. Bakalım. 2,5 kilometre yürürsem güzel bir yere varacağım otostop için. Ama daha önce de başlayabilirim otostopa. Ama daha önceki yerler o kadar iyi değil. Şöyle gidiyorum bakalım. Abi benim performansım çok düşmüş ya. Vallahi ben ölmüşüm. Sanki o Kaçkarlara çıkan ben değilim ya. Likya yolunu yürüyen ben değilim yani sanki. Vallahi ölmüşüz. Kondisyonum çok düşmüş. Az önce kaleye gittiğim yoldan doğru tekrar gidiyorum şimdi.
Şimdi ben şöyle bir yola geldim. Burası Ohrid'in çıkışı. Burada da otostop çekebilirim ama bu yol ileride diğer şehirlerden gelen çevre yoluyla birleşiyor. Orada çeksem daha iyi olacak. Burada da ufak ufak otostop çekerek oraya doğru ilerliyorum. O asıl oradan çekeceğim yani otostopu. Struga'ya varmam lazım önce. İleride yol ikiye ayrılıyor. Biri sola, Struga üzerinden Arnavutluğa gidiliyor. Bir de sağa ayrılıyor. O da Üsküp'e, yani Makedonya'nın içine doğru gidiyor. Diğer şehirlerine gidiyor. O yol ayrımına vardıktan sonra, Struga'dan tarafa ayrıldıktan sonra biraz daha işim kolaylaşacak. 7 kilometrelik bir yol var oraya kadar. Artık umarım otostop çabuk denk gelir de yürümeme gerek kalmaz oraya kadar. Bugün otostopa güzel başladık. Bir tane abi aldı sağ olsun. Struga'nın ilerisine kadar, Struga ile Arnavutluğun yol ayrımına kadar bıraktı beni. Şu anda buradan geçen arabaların neredeyse hepsi sınıra gidiyor. Dolayısıyla otostop çekeceğim neredeyse bütün arabalarla Arnavutluğa giriş yapabilirim. Aslında yürüyerek geçmek isterdim sınırı ama bir 14 kilometre varmış, o yüzden otostop çekmem lazım. Yürüyerek çok uzun zaman alır büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir yolda otostop çekeceğim. Ben Struga'da bir saate yakın bir otostop çektim. Algert abi aldı benim. O da tam da Tiran'a gidiyormuş. Çok iyi oldu. Bugün otostopta şansım iyi yani. Şimdi şöyle bir yerden doğru gidiyoruz. Sınır geçtim ben. Sınır geçtik bu arada Algert abiyle beraber. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece Covid test istiyorlar. Bende zaten aşı var. Ondan sonra pasaportu da görünce zaten vize istemiyorlar. Rahat bir şekilde geçtik yani. Biz Elbasan'dan geçiyorduk. Arnavutluk'ta bayağı popüler bir yer, turistik bir yer. Algert abi sağ olsun dedi ki şehir merkezinden geçeceğim, sen de şöyle bir Elbasan'ı görmüş olursun dedi. Şu anda Elbasan Kalesi'nin önünden geçiyoruz. Bu kaleyi zamanında Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Balkanlardaki tüm şansımı bu otostopta kullandım. Algert abi sağ olsun beni kalacağım hostelin 350 metre yakınına kadar bıraktı. Şimdi şöyle hostele doğru gidiyorum. Ben hostele yerleştim. Şöyle bir ortak kullanım alanı var. Şurası mutfak. Burası da böyle salon gibi, oturuyoruz burada. Ben de burada edit yapıyorum. Birazdan yatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.